Selam kanalıma hoş geldiniz. Selam Zeki, sen de hoş geldin. Selam, hoş bulduk. Biraz kendinden bahset bize, neler yapan, kaç yaşındasın? Adım Zeki Erenköy. 20 yaşındayım. İşte bateri çalmaya uzun süre önce başladım. Nasıl başladın peki bateri çalmaya? Şimdi ilk başta küçükken bir heves sardık. Bir işe girmeye denedik. Babamlar, ailemler yardımcı olunca bu işe bir adım attık. Ayım da müzisyendir diye gerisini getirdik. Şimdi işte çeşitli barlarda, işte çeşitli sanatçıların arkasında bir sahne alırız. Yani güzel gider. Bu müzik hayatım güzel gider şu an. Fena değildik. Geriye kalanla bugün seninle bir kayıt almayı denedik. Güzel küçük bir kayıt almayı. Aynen öyle. Ve işte sen bana bahsedince bu projeden. İlk dedim ben de seni, ilk bu proje aklıma geldiğinde seni konuk etmek aklıma geldi. Güzel oldu, sağ olasın, çok teşekkür ederim. Güzel bir başlangıç yaptık diye düşünüyorum. Aynen öyle. Güzel küçük bir kayıt aldık. Onu da videonun ilerleyen dakikalarında yer verdik ona da. Şimdi ben sana bir soru sorayım, senin kanalın sahibi olarak. Şimdi ne tarz müzik el çalmaya çalışacaksınız çağırdığında olacağının ve nereye kadar gidecek bu iş? Sınırını istemem olsun. Tarzını da artık kendim batericiyle belirlemek isterim. Aynen. Seninle bugün farklı şeyler çaldık birlikte. Güzel oldu. Artık kendim davulcularından farklı tarzlar, farklı yorumlar. Funk, rock, pop. Aynen öyle. Bize bahset, şu an ne okuyun? Şu anda ben müzikten alakasız bir şey okurum. Yani memnunum, mutlu muyum peki bunu okumaktan? Mutluyum. Şu an mühendisi okurum. Geriye kalanında müzik hayatımızda yanında devam ettiririk. Piyasa hakkında ne düşünün? Piyasa hakkında... Piyasamız eskisine göre, nazaran yani bildiğim kadarından şimdi daha da güzel, profesyonel olmaya başlıyor. Hem müzisyenlerimiz hem kendi çaldığımız parçalar... Yani neredeyse Türkiye standartlarına ulaşabilecek kaliteye getiriyoruz yeni sanatçılarımız diye düşünüyorum. Yani bizim daha çok yolumuz var önümüzde ama aynen öyle. Bizden büyük abilerimiz, yani bir sürü örnek var bunun önünde. Onlar çok kaliteli müzik yapar. Bir sürü abimiz var daha yeni, çok büyük müzisyenler çalan. İnşallah ilerideki hayatımızda da biz büyük müzisyenlerle çalışırız, yurt dışına çıkarız diye düşünüyorum. İnşallah. Güzel bir gelecek olur bizim için. Yeni müziğe başlama amacım da ilk benim düşündüğüm sadece stresimi atayım, işte davul çalayım. Çok ciddi bir düşünce yoktu. Ha, çok büyük bir düşünce yoktu ama bu ama işin içine girince baktım ki büyük bir gurur. Aynen öyle, dipsiz yani, bir evet. İçine düşesimiz geldi. Atladık biz de. Nereye gidecek bilmem. Nasıl olacak, ne olacak sonumuz hiç bilmeyi. Yani gözümüz kapalı, önümüz yürüyor. Yani. Bizdeki müzik aletleri fiyatıyla Türkiye'dekilerin arasında ne fark olduğunu düşünüyorum. Şimdi bizim aslında bir avantajımız var, biraz da dezavantajımız var. Avantajımız Rum tarafına geçip alışveriş. Aynen öyle. Gümrük yok. Aynen. Gürcistan meselesi gibi arabalarda. Aynen öyle. Şimdi dezavantajımız da bize gelen aletler büyük gümrükten gelir diye satıcıların hiçbir suç olmadan. Daha bahalı fiyata. Daha bahalı fiyata bize aletleri sunarlar. Şimdi bizim avantajımız olduğu için, bir de sponsorluk olmadığı için bizde. Aynen öyle. Mecbur kalıp sağdan soldan ikinci el parçadır, odur budur diye toplamaya çalışıyoruz. Öyle toplar. Aynen öyle. Yani zaten bu hobinin sıfırları çok pahalı yapatlar. Yani güzel bir setup kurmaya 15-20 bin TL'den bahsederiz. Çok rahat. O yüzden daha da gencik, daha yolun başındayım. Üniversite öğrencisi. Onun için böyle ikinci el iyi durumda gençlerden ilerletmeye çalışıyoruz. Aynen öyle. Geriye kalanında bizim piyasamızda güzel yani müzik aletleri getiren çok güzel eller var. İlker abimiz var. Sonra majör var. Majör müzik aynen İlker abi. Başka gene bir sürü yerler var. Onlar bize yardımcı olur. Alet getirmemizde, zil almamızda, deri almamızda, bagetlerimizde. Her konuda yardımcı olabilecek kapasitede insanlar var yanımızda.
Ama dediğim gibi gene Rum Davulu bizim için büyük bir avantaj. Aynen öyle. Takip ettiğin bir davulcu var mı yabancı? Türkiye'den, Kıbrıs'tan, başka bir ülkeden? Şimdi Kıbrıs'tan bütün piyasadaki davulcuları takip etmeye çalışırım. Yani bir sürü isim var bize de abilik yapan, bize öğretmeye çalışan. Yani yanına çağırıp göstermeye çalışan bir sürü abilerimiz var, iyi niyetli. Türkiye'den de yani benim sevdiğim, gördüğüm kadarından Volkan Öktem'i izlemeyi severim. Aynen öyle. Cengiz Turalı izlemeyi severim. Yani onun hareketlerinden gördüğümüz kadar bir şey yapmaya çalıştık. Geriye kalan Kıbrıs'ta da büyük ustalarımız var. Onlardan da bir şeyler yapmaya çalıştık. Yavaş yavaş sağdan soldan bir şeyler toplaya toplaya kendi binamızı yapmaya çalıştık diyeyim. Ne kadar olduğu bilen şart hiçbir bir düşüncem yok. Nasıl bir binadır ondan da bir haberim yok ama olduğu kadarından devam etmeye çalıştık. Güzel, iyi bir bina. Aynen. Bana sormak istediğin bir şey var mı? Şimdi seni Facebook'tan, Instagram'dan sağdan soldan görürüm. İzlerim, takip ederim. Son günlerde gördüğüm şey bu Türk İş Zilleri sana sponsor olmuş. Aynen öyle, endorserim oldular. Nedir bu konu hakkında düşünce, seni mutlu etti mi? Beni yani çok mutlu etti açıkçası. Böyle bir büyük bir firmanın ismini taşımak. Gerek paylaşımlarımı yapar, gerek de belli bir discountlarından zil alırım. Güzel. Şu zillerden zaten çok memnundum. Böyle endorser olmasından da şu an çok mutluyum. Gereği kalanında benim kullandığım ziller dağınık. Sen her markadan bir zili toplarım. Davulda da yani benim bir sınırlığım yok. Davulun nedir? Sahnelerde ne kullanıyorsun? Şu anda Pearl Vision kullanırım. Snare'ım Black Panther Blade'dir. Zillerim, aynen. Zillerim, Sabian var, İstanbul var. Yani her şey, ne ararsan bulabilirim. Yani zilleri böyle toplamayı da farklı tonlar duymayı severim. Ama filmin amacını koyduk işte, müzisyen olduğumuz anlaşılsın diye. Şimdi direkt bitirelim. Bateri, şimdi bateri koyamazdık. Bateri bir kameranın altındadır. Aynen. Kameranın altında. Bu arada bundan arkadaşlar yeni almış. Yeni aldım aynen. Çok eski bir model. Vintage. Memnunum. Hayırlısını kullansın. Nihat böyle şeyleri sever. Ne için yaptın anlamadık. Bir sürü öyle enstrüman. Acayip acayip bir şeyler alır. Klavye alır. Klavyem var yan tarafta. Gene gitar alır. Niçin alır bilmeyik. Ha hem diğer bir arada sorduğum üzere dövmeyi yeni yaptım. Dövmeyi de dövmeler güzel oldu ha bu arada. Sağ olsun yarattım. Hayırlısı olsun. Güvercin. Buradan İzzet abiye teşekkürlerimizi tekrardan iletiyoruz. Bugünkü kayıt hakkındaki düşüncelerin nedir? Şimdi bugün beni stüdyona davet ettin. Ben de stüdyonu bugün ilk defa gördüm. Gerçekten kaliteli bir ortam kurdun. Sağ olasın. Tebrik ederim seni. Şimdi burada küçük bir kayıt almaya çalıştık. Kendi düzenleyeceğimiz şekilde. Hiç yani, tabi bu arada bahset, hiç prova almadan yaptık. Hiç prova almadık, aynen. Direkt oturduk çat diye çaldık. İlk defa da aynen, ikimiz de aynı şekilde. Aynen. İçimizden gelenleri yansıttık. Aynen. Yani bir şeyler çıktı, güzel bir şeyler olacak. İzleyince bize göreceğim tam ne olduğunu. Geriye kalan da çok güzel bir gündü. Beni çağırdığın için başladık. Evet, beni çağırdığın için teşekkür ederim. Her zaman. Gerisini bekledik. Böyle seni gördükçe mutlu olacağız. Aynen öyle. Başka benim diyeceğim bu kadar. Çay hakkında düşünceler. Çayının ne var mı tam anlayamadığımız için. Şimdi devam ederiz onu yani. Şimdi buradan nereye girelim? Burayı keserek sıkıntı yok. Sen ilk sormak istediğin bir şey. Sonra yandan sen de soracaksın. Çay içelim. Çay içelim. Aman! Eyvah. Şimdi. Bir dakika. Senin sormak istediğin bir şey. Dur be hayvan, dur. Benim o kadar ses çıkmaz. Benim elim hayvan gibidir be. Neyse, tamam. Demeyelim, reklam oldu. Burayı keserek. Orayı keserek. Evet. Deyip deyelim orayı. Deyip, bir tane. Şimdi neden girelim? Döke döke içen a**. Vallahi a**. Kalın. Neyse. Ya, çok eğik mi durduk? Ben sence bu tarz durduk ama. Ben dik durmaya çalışıyorum. Ben de dik durdum. Ama kendi yenileme eğik. Neyse. Bugünkü kayıt hakkında düşünce yer nedir?
Bu...